Biz peygamber sevdaları olarak ilk olarak 2006'da Danimarka'da Kur'an'a karşı yapılan saygısızlık neticesinde 2006'da peygamber sevdaları olarak Diyarbakır'da büyük Kur'an'a saygı mitingiyle başlayan süreçle şimdiye kadar artık gelip Türkiye'nin bütün bölgelerine yayılan Mevlid-i Nebi etkinlikleri devam ediyoruz. Mevlid-i Nebi etkinliği inşallah bugün bu hafta pazar günü Van'ımızda saat 13'te Beyşul Sıtkı Caddesi'nde bir miting icra edeceğiz. Bununla ilgili temel amacımız şudur ki peygamber sevdaları olarak özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının toplum tarafından okunması, şahsiyetinin tanınması, bilinmesi, örnek alınması ve hayata geçirilmesi noktasında bu programların önemli olduğuna inanıyoruz. Biliyorsunuz Hazreti Adem ile beraber başlayan peygamberlik silsilesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beraber son bulmuştur. Peygamberimizi diğer peygamberlerden ayıran en önemli özellik bütün insanlığa gelmiş olması ve mesajının evrensel olması. Dolayısıyla şu an bütün dünya İslam dini ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği mesajla artık muhataptır. Ve insanların onu bilip tanıması ve dünya ve ahireti için gerçek kurtuluş reçetesini bilmesi ve buna göre yaşaması. Mevlid-i Nebi biliyorsunuz tarihçe olarak ta ki Selçuklular dönemine kadar dayanıyor. İlk olarak Selçuklular döneminde Erbil kentinde gerçekleşmiştir. Daha sonra Eyyubiler tarafından bu iş organize edilip ve günümüze kadar getirilmiştir. Mevlid-i Nebi programı için yaptığımız çalışmalardan bahsetmek gerekiyorsa öncelikle gerekli izinlerimiz için başvurduk ve gerekli izinlerimizi aldık. Bundan sonra programımızın tanıtımı için 30 bin civarında el ilanı bastırıp dağıttık. Şu an şehirde dağıtılıyor daha. Yine 2000 civarında bir afiş şehrimizin dört bir tarafına astırıyor. Hemen hemen bütün şehrimizin bütün evleri tek tek kapıları çalınıyor. Bu davet götürülüyor. Bununla beraber yine sosyal medyada hesaplarımızda ve kendi gönüllerimizin kendi hesaplarında şu an paylaşımla devam ediyoruz ve halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Buna ilgili yine kavşaklara, yollara brandalarımızı astık. Halkımızın görebileceği, davete icabet edecek şekilde duyurumuzu yapmaya devam ediyoruz. Buna ilgili radyolara yine bu duyuru reklamı yani duyuru reklamını verdik. Yine bununla ilgili Rehber TV'de reklamımız yayınlamaya başladı ulusal olarak ulusal kanalda. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bununla ilgili konuşmacılarımız ayarlandı. Sanatçılarımız yine davet edildi. Özellikle Gazze'li bir konuşmacımız olacak. Gazze'de biliyorsunuz temamız Hazreti Cihad Önderi Hazreti Muhammed. Cihadı anlatabileceğimiz ve özellikle biliyorsunuz Gazze'deki durum şu an malumunuz hepinizin bildiği bir şu an orada bir soykırım katliam işleniyor. Biz diyoruz ki bu sene Müslümanların bu zulme, bu soykırıma karşı cihat etmesi gerekiyor. Cihat kelime anlamıyla her ne kadar savaş olarak bilinse de toplumumuzda aslında cihat birçok alanı ifade eden bir kavramdır. Ekonomi cihat, siyasi cihat, içtimai cihat, kalple cihat, dille cihat, elle cihat. Cihat Arapça olarak gayret anlamına geliyor, gayret etmek anlamına geliyor. Bize dedik ki biz Gazze tek bir yolla kurtulamaz. Gazze ve Müslümanların bugünkü içinde bulunduğu durumdan kurtulmasının en önemli ve en geçerli yol cihattır. Ve bu cihadın insanlar tarafından bilinip uygulanması özellikle ekonomik, siyasi, içtimai, psikolojik her türlü şeyi Müslümana yürütmek zorunda. Bununla ilgili mücadele vermek zorunda ta ki bu mazlumlar bu zulümden kurtulsunlar diye. O yüzden temamız bu sene cihat. Cihat önderi Hazreti Muhammed. Bununla ilgili de istedik ki Gazze'den, cihadı merkezinden, cihadın diyarında cihadı en iyi şekilde temsil eden bir konuşmacının gelmesini istedik peygamber sevdaları olarak. Kendilerine davetimizi yaptık. Davetlerimizle ilgili icabet edecekler inşallah. Pazar günü cihadı tam yerinden, merkezinden ve gerçek sahiplerinden inşallah dinleyeceğiz. Ve bununla ilgili yine Filistin davası ve Müslümanların ortak dünyanın mazlumların ortak davasını haykıracağız.
İnşallah bu vesileyle bütün Van halkını, halkımızı, peygamber sevdalısı halkımızı programımıza davet ediyoruz. İnşallah pazar günü saat 13'te, saat 1'de 5 yol meydanı Sıkkez Caddesi'nde Hazreti Ömer Camisi'nin hemen yanında programımızı icra edeceğiz. Burada bütün halkımızı coşkuyla dünya mazlumlarına, Gazze'deki mazlumlara, Doğu Türkistan'daki mazlumlara, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlara sahip çıkmaya, onlara seslerini duyurmaya davet ediyoruz.